F1 2019 kariyerinin ikinci sezonundan herkese merhabalar. İkinci sezona Scuderia Ferrari ile bomba gibi bir giriş yapacağız. Önceki ankette Ferrari ağırlıklı çıkmıştı. Aslında Williams isteği de çok fazlaydı. Ferrari diğer tercih etmemin nedeni 2017'den beri sürekli Ferrari isteği vardı kanalda. Bunu geri çevirmek istemedim. Daha kariyer modunda çok başlardayız. Birçok sezon yaşayacağız. Williams'a da gideceğiz yani ilerleyen sezonlarda. Şimdi araç geliştirme ağacına bakıyoruz ve Haas ikinci araç konumuna yükselmiş. Biz neredeyse Toro Rosso ile aynı hızdayız. Ferrari yani şu anda oldukça hızlı bir durumda değil. Toro Rosso, Honda neredeyse bizle aynı hızda. McLaren gerilere düşmüş. Mercedes yine en hızlı araç konumunda. Haas ikinci sıraya yükselmiş. Üçüncü sırada Red Bull var. Toro Rosso ile Ferrari'nin arası çok yakın. Yani performans anlamında çok yakın. Geliştirme yapmamız gerekecek. Ferrari fazla geliştirememiş aracını bir önceki sezonda. Yani o hızlı araç konumunu taşıyamamışlar. 4636 geliştirme puanı var. Bunlarla iyi bir geliştirme yapabiliriz. Dayanıklılık konusunda da çok geride takım. Her anlamda geliştirmemiz gerekecek aracı. Williams çok istendi. Yani ciddi anlamda çok istendi ama Ferrari isteği 2 yıldır var kanalda. F1 2017 serisinden beri 2 yıldır isteniyor. Bu yüzden Ferrari ile de yarışmak istedim açıkçası. Birçok kişi istedi. Ama dediğim gibi daha sezonlarda birçok şey yaşayacağız. Bu sezon sonunda da Williams'a gideriz. Ferrari ile ilk sıralama turlarında çıktığımızda ilk virajda Alexander Albon çok garip bir hareketler yapıyor. Ne yapıyor bu ya? Yani pitten çıkış turunda olmasına rağmen önümüzü kapattı ilginç bir şekilde. Bayağı bir zaman bıraktık orada yani. Bir saniye yakın bir zaman bırakmışızdır muhtemelen ve hızlı turumuzdayız. Avustralya'dan pek bir beklentim yok. Aracın hızını çok beğenmedim yani. Geliştirme yapmamız şart yani. Çok garip bir hissi var. Bahreyn ve Bahreyn sonrasından gelecek güncellemelerle biraz daha iyi bir hale gelebiliriz. Lucas Weber geldi. 1.23.602 ile en hızlı turu kaydetti. Yani sıkı bir mücadele olacak. Bundan emin olun. Performanslar çok yakın. Ciddi anlamda birbirlerine çok yakın. Sadece ilk iki takım biraz uzakta bizden. Haas ile Mercedes. Onlar ayrı birlikte. Haas'ın bu sezon bol bol yarış kazandığını görebiliriz. Mercedes ile birlikte. Ondan sonrası çok yakın. Yani Williams bile iyi bir gelişim yapabilirse oldukça iyi noktalara gelecektir. McLaren en hızlı araç konumundan düşmüştü son yarışlara doğru. Brezilya'dan itibaren. Gelen rakiplerimizin güncellemeleriyle birlikte. Onlar da çok geriye düşmüşler. 1.22.171 ile Max Verstappen tur güncelledi. Biz geliyoruz ve neredeyse ve bir saniye daha yavaş kaldık Verstappen'den. İkinci aktara çıkıyoruz. Sarı bayraklar sağlandı kısa süreliğine. Gördüğünüz üzere bir de sol taraftaki haritayı büyüttüm. Yorumlarda öyle bir istek gelmişti. Benim açımdan da zaten yapmayı istediğim bir şeydi. Sürekli unutuyordum. Oldukça faydalı olacak. Haritada neyin ne olup olduğunu göreceğiz. Ve Albon'un bizi bloklamasının kaybettirdiği zamanı sağ üst tarafta görebiliyorsunuz. 0.6 saniye kazandık. İlk virajdan daha. Bir önceki turumuz çok kötüydü. 18. sıradayız. Bottas ilk sırada şimdilik geçici olarak. Bunun üstünden daha çok sular akacaktır. İlk sektörde 0.3 saniye daha yavaşız. Avustralya, Albert Park gibi bir pistte. İlk sektörde bu kadar yavaş kalmak İyi değil çünkü fazla uzun bir pist değil. Tur zamanı kısa. Cadde pisti olarak geçer burası genellikle. Yani Monaco'nun, Singapur'un biraz daha hızlı versiyonu olarak düşünebiliriz burayı. Geçişler çok zor. Yani geçiş yapmak neredeyse Singapur, Macaristan'la aynı burada. Oldukça zor. Hatta 2018 yılında 3. DRS noktası eklenmişti geçişlerin artması için. Yani nispeten artsa da çok bir değişiklik olmadı. 2019 yarışında da keza aynı şekilde fazla geçiş görememiştik. Neredeyse 3 saniye hızlı olmanız lazım ki rakibinize göre ön tarafa geçebilin. Start düzüne çıkıyoruz. 1 saniye yakın daha bir turla geldik. En fazla 9. sıraya yükseldik. Ama çok yavaş bir tur oldu. Şimdi biraz daha risk alarak daha hızlı bir tur atmayı deneyeceğiz. Son kez çıkıyoruz sıralama turları için pistte. Bottas hala pole pozisyonunda. Mercedes kural değişikliklerinden bile etkilenmiyor oyunda. Yani gerçek hayattaki gibi Mercedes güçlü konumunu sürekli sürdürüyor. İlk virajda mükemmel bir zaman kazandık.
neredeyse 1 saniye fark açtık önceki durumumuza göre. Yorumlarda Ferrari'yi seçersem çok sıkıcı yarışlar olacağını söyleyenler vardı. Ki nispeten bu doğru olabilirdi biraz da olsa. Çünkü Ferrari çok güçlüydü önceki sezonda. Ama bu sezonda işler değişmiş durumda. O yüzden hiç böyle bir durum olacağını düşünmüyorum. Yani oldukça zevkli yarışlar çıkartacağız. Ve yeni sezonun hatırına sizden bir ricam olacak. İzleyicilerimizin çoğu, yani %50'ye yakın kısmı abone olmayan kullanıcılardan geliyor. Onlardan ricam, kanalıma destek olmaları için abone olup videoyu beğenmeleri yönünde. Umarım bu şekilde desteklersiniz beni. Evet, tura dönelim. İlk sektörde en iyi derece yaptık. Zaten çok iyi gelmiştim o ilk sektörde. İkinci sektörde de ortalama bir derece yaptık. 1,5 saniye yakın bir gelişim olacak. Start düzüne çıkıyoruz Avustralya Albert Park'ta. 1,8 saniye kadar daha iyi bir turla geldik. 1.21.610 ile geçici olarak pole pozisyonuna yükseliyoruz. Power'lerden gelecek. Diğer turları beklememiz gerekecek. Çünkü daha hızlı turlar atanlar olacaktır mutlaka. Sıralama turları bittiğinde Ferrari olarak 3 ve 5. sıradayız. Sebastian Vettel de 5. sırada tamamlamış. Sıralama turlarını röportajlara geçelim. Evet, senin için harika bir sıralama turları oldu. Bu momentumu yarışa da taşıyabilecek misin dedi. Araç burada çok harika hissettiriyor. Bu momentumu yarışa taşıyabilmemiz lazım dedim. Yeni takımımda işler nasıl, alışabildin mi dedi. Ben de her şey harika, araç yeni bir nefes oldu. Yani temiz hava oldu gibi dedim. Güneşli bir hava var. Avustralya gerçekten çok güzel bir ülke. Melbourne yaşanılacak yerlerden birisi bence. Albert Park'ta oldukça güzel bir pist. Sezonun açılışı için oldukça uygun olduğum bir yerdir burası benim için. Pist düzenine bakalım. 5.3 km uzunluğa sahip, 16 viraj var, 3 DRS bölgesi var dediğim gibi. Geçişler oldukça zor bu pistte. 2010'dan bu yana açılış yarışları Avustralya'da yapılıyor. Ondan önce de birçok kez açılış yarışı Avustralya'da yapılmıştı. 2010'da Bahreyn'de başlatmıştık Formula 1 sezonunu. Burada yine Albert Park'tan start alacağız. Sezonun, bir önceki sezonun şampiyonu olarak. Bu sezon çok yakın bir mücadele olacak bence. Ön tarafta Haas da işe iyice karıştı. Arka taraftaki Red Bull ve Ferrari de sezon içinde gelişecektir. Mercedes zaten sürekli hızlılar. Bence bizim burada şu anda 3. sırada olmamız, yani ekstra turla geldi. İlk sektördeki o dereceyi yapamasam muhtemelen ilk sektörden start alamayacaktım. Sebastian Vettel grid cezası alarak 15. sıradan başlayacak. Ferrari daha sezona başlar başlamaz dakika 1 gol 1 yaptı. Yine Hüsran'la başlayacak Ferrari sezona diğer pilotuyla birlikte. Grid dizilimine bakalım hep beraber. Valtteri Bottas pole pozisyonundan başlıyor sezona. Bomba gibi giriş yapmak istiyor Fin sürücü. 2. sırada Pierre Gasly, 3. sırada biz varız, 4. sırada Charles Leclerc. Haas en hızlı araçlardan biri bu sezon. Magnussen 5, 6 Verstappen, 7 Devon Butler, 8 Carlos Sainz, 9 Sergio Perez, Lewis Hamilton 10. sıradan start alacak. Ceza almamış ve buralardan start alması oldukça garip. Williams'lar bir önceki sezona göre hareketlenmiş. Nico Hülkenberg, Alfa Romeo da Lance Stroll transfer oldu Renault'a. Birçok değişiklik var. Romain Grosjean da McLaren'e geçmiş oldu. İkinci sezonda Scuderia Ferrari ile birlikte İtalyan takımla birazdan formasyon turuna hareket vereceğiz. Yumuşak lastiklerle başlayıp orta hamura geçeceğiz her zaman olduğu gibi. 17 turluk bir yakıtımız var. Bottas hareketlendirdi grubu. Bir önceki sezonda rakibimiz de şampiyonada. Brezilya'da aldığı sürpriz galibiyetle 2. sıraya yükselmişti ama Abu Dhabi'de elinden geleni yapsa da şampiyonluğu bizden alamadı. McLaren de öndekilerle mücadele etmekten çok uzak durumda. Yani kural değişikliklerinde fazla etkilenen diğer bir takım oldu.
Formasyon turunun sonuna geliyoruz. Valtteri Bottas start düzlüğüne araçları getirecek ve birazdan sezonun ilk yarışında start vereceğiz hep beraber. Pierre Gasly de ön sıralardan, ikinci sıradan start alacak. Arka taraftaki Haas'lara geçilmemek çok önemli. Leclerc ve Magnussen oldukça hızlı olacaklardır. Özellikle Magnussen'den kaçınmak lazım. Ne kadar kirli biri, kirli sürüş yaptığını biliyoruz. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Kariyer modunun ikinci sezonunda Avustralya Albert Park'ta Melbourne'de 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte start alıyoruz. Pierre Gasly çok iyi kalktı. Valtteri Bottas liderini koruyacak gibi geliyor. Leclerc üçüncü sıraya yükseldi. Magnussen sağ taraftan boş çıkarıyor kendine. Leclerc ile Gasly'nin mücadelesi var. Pist dışına kadar taşıyoruz. Magnussen'in kamerasından izliyoruz. Verstappen demiş. İşte Verstappen ile Magnussen temas edince biz de dışarı taşmak zorunda kaldık. Aracın arkası kaymış. Neredeyse çakıllara kadar çıkıp yarış dışı kalabilirdik. Neyse ki böyle bir şey olmadı. Verstappen İç tarafa doğru bakışını attı, iç tarafa doğru daldı. Güzel bir şekilde yerimizi korumaya başarıyoruz. Leclerc'e geçildik. Ön tarafta Gasly ile Leclerc mücadelesi tam gaz devam ediyor. Bundan faydalanan Bottas iyi bir fark açmış durumda. Leclerc-Gasly arasındaki mücadele şimdi biraz duruldu. Çok hızlı başladı yarış. Arka tarafta ateş ve barut olan Verstappen ve Magnussen var. Neyse ki dediğim gibi çok fazla hasar veremediler. Şimdi Verstappen ve Magnussen çok iyi bir şekilde geliyorlar. 3. DRS bölgesi öncesi. Zaten en iyi olduğumuz nokta 3. sektör olacak bu yarışta. Yüksek hızlı viraj bölümünde, yani 3. DRS bölgesinin öncesindeki virajda fark açacağız. Genellikle orada biraz daha yavaş kalıyorlar. Bottas ve Mercedes ayrı bir gezegende gibi. Şimdiden iyi bir fark açtılar. Tabi bu Gasly ile Leclerc'in mücadelesinden de kaynaklı ama iyi bir fark açtı yani Bottas daha ilk turlardan. 1.28.021 ile ilk turu tamamladı Valtteri Bottas. Düzlüklerde fena değil araç. Yani SF90 düzlüklerde fena değil ama virajlarda özellikle aracın ağırlığı konusunda çok büyük sorunlar var. Bu yarışta çok zorlanacağız. Verstappen'e karşı Red Bull en hızlı 3. araçtı. Bildiğiniz üzere. Ve bizim ve downforce konusunda, frenleme konusunda çok iyi olan bir araçtır Red Bull. Avustralya'da Verstappen bir sol bir sağ yaptı ilk sektör sonunda. Neredeyse geçecekti. Daha iyi bir şekilde yaklaşmaya başladı Red Bull Honda sürücüsü. Oldukça heyecanlı başladı yarış Avustralya'nın aksine. Daha bu mücadelenin üstünden çok sular akar. Verstappen sol taraftan kendini gösterdi. İkinci sektör sonunda aynı anda girecektik neredeyse virajı ama geride kalmak zorunda kaldı. Şimdi çok iyi bir çekiş avantajıyla geliyor. Körbün üstüne çıkınca çok fazla düzlük hızı kaybettik ama yaklaşamadı. İşte Red Bull'un dezavantajı da bu. Yani düzlüklerde yavaşlar. Çekiş konusunda da sıkıntı çekiyorlar. Güç ünitesi konusunda gelişmesi lazım Red Bull'un. Ancak virajlardaki tutunma ve lastik kullanımı açısından çok verimli bir araç Red Bull Honda. DRS'in kullanımına izin verildi. Verstappen'e direnmek çok daha zor olacak artık. Leclerc ve Gasly'nin mücadelesi de tam gaz devam ediyor. Leclerc biraz daha hızlı bir araca sahip. Haas en hızlı ikinci araç konumunda. Verstappen 3. virajı öncesi yaklaşamadı. Bir önceki turda çok yakındı ama bu turda fazla yaklaşamadı. Stratejiler de çok önemli olacak. Yani derken Verstappen tekrar daldı. İlk sektör sonunda mükemmel bir şekilde atağını yaptı ama geçişi tamamlayamadı. Verstappen çok hırslı gerçekten de. Bir an önce bizden kurtulup ön tarafa odaklanmak istiyor Hollandalı sürücü. Stratejilerden bahsederken Verstappen dinlemedi. Direkt içeri daldı. Verstappen bir kez daha geliyor. Çok iyi bir şekilde hava koridoru avantajını da sahip. Sol taraftan aracını konumlandırdı. Dış taraftan daha iyi bir dönüşle Verstappen'in önünde kalmayı başardık. Verstappen şimdi DRS'e sahip olacak ve yaklaşmaya başladı çok hızlı bir şekilde.
Verstappen aracı ortaladı ve frenleme bölgesinde çok büyük bir hata yapıyoruz Verstappen'e karşı. Yine de geçişi tamamlayamadı. Avustralya'da olmamızın avantajlarından birini görüyoruz şu anda. Geçiş anlamında zor bir pist. Bahreyn ve Çin olsaydı şimdiye geçilmiştik muhtemelen. Start düzüne bir kez daha çıkıyoruz. Bu sefer çok daha yakın. Max Verstappen DRS ile birlikte geliyor. Red Bull sürücüsü sağ taraftan aracını ortaladı. İlk virajda içeri doğru da aldı. Dış taraftan hata savuşturmayı deniyoruz. Verstappen tekrar gelecek şimdi. Burada daha avantajlı olabilir Red Bull sürücüsü. İç tarafa doğru bakış atsa da geçişi tamamlayamadı. Stratejilerden bir türlü bahsedemedik. Stratejiler çok kritik olacak. Trafikte turlar atarsak Verstappen'e geçiliriz. Bu yüzden bunu çok iyi ayarlamam lazım Red Bull'a karşı. Sezonu zaten iyi bir başlangıç yapamayacağız bu şekilde olursa. Çünkü dördüncülük iyi bir sonuç olmayacaktır Ferrari adına. Ferrari'deyseniz kazanmak zorundasınız. Verstappen'i sürekli savuşturmaya çalışıyoruz. İşte burada yani bu ikinci sektörde çok zaman kaybediyoruz Verstappen'e karşı. Bu turda yaklaşamadı. Bataryasında da artık sona gelmiş olabilir. Bir iki tur daha gerilerde kalabilir Verstappen. Bu lastiklerde de biraz daha dışarıda kalmamız gerekecek. Verstappen şimdi çok iyi bir şekilde hatanı yaptı iç tarafta. Verstappen liderlik için çekişiyoruz son viraja gelirken. Mükemmel mücadele var gerçekten Ferrari ve Red Bull arasında. Verstappen şimdi DRS'e sahip ama görüyorsunuz düzlükler de çok yavaş. Yani Red Bull'un güç ünitesindeki dezavantajı bu sezon daha da artmış durumda. Brezilya'da ve Abu Dhabi'de bunu görmüştük. Ama bu sezon bu dezavantaj daha da artmış durumda Red Bull tarafında. Düzlüklerde resmen DRS ve hava koridoru avantajlarına rağmen fark yiyorlar. Ama virajlardaki tutunma ve frenlemeleri o kadar başarılı ki yani son virajda atak yapacak bir yer olmamasına rağmen Verstappen neredeyse geçecekti bizi. Ön tarafta Leclerc de farkı açtı iyice. Yani Pierre Gasly ile Leclerc bizden koptular. Sezon başında araç hiç de iyi değil. Özellikle yarış performansında çok sorun çekiyoruz. Verstappen bir kez daha yaklaştı ikinci sektör sonunda. Ancak atak yapamadı. Burada çok büyük bir şansı olabilir bu sefer. Çok fazla taşıyoruz körblere karşı. Verstappen geçti DRS ile birlikte. Artık daha fazla dayanamadık. Lastiklerin de aşınmasıyla birlikte oldukça fazla aşındılar. Zaten Red Bull'un ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Daha ilk virajdan iyi bir fark açtı. Sarı bayraklar var. Arka tarafta orta sıralarda. Şimdi DRS'e sahip olacağız ama geçme olasılığımız çok düşük. Bakın son viraja çıkarken nasıl iyi hız taşıyorlar. Yani biz taşıyamıyoruz o hızı. Romain Grosjean yarışı kaldı. McLaren bir sürücüsünü kaybetti. Zaten biraz da şans eseri önünde kalıyorduk Verstappen'in. Artık tutamadık arkamızda. Verstappen artık uzayıp gider. Burada da frenlemeyi kaçırdık oldukça fazla zaman bıraktık. Bu turda pite gireceğim artık bu lastiklerde durmak istemiyorum. Çok fazla zaman kaybetmeye başladık. ...1.4 saniye ileride Max Verstappen. Arkamızdaki Magnussen de 3 saniye geride. Onu da hesaba katmak lazım. Haas bizden hızlı. Ya birden dibimize gelirlerse hiç şaşırmayalım. Verstappen dışarıda kalmayı tercih etti. Biz pite giriyoruz. Önümüzde açık çıkarsak hızlı turlarla belki Verstappen'i tekrar geçebiliriz ama pek sanmıyorum. Geçsek bile tekrar geçecektir Verstappen bizi. Orta hamura geçiyoruz. 2 saniyelik pit stopla.
Bence Çin ve Bakü sonrasındaki pistlerde, özellikle Çin ve Bakü'de rekabetçi olabiliriz. Bakü özelinde çok daha hızlı olabiliriz. Ondan sonraki gelecek İspanya, Monaco ve Kanada gibi pistlerde daha hızlı olacağız. Gelen güncellemeler, tabii rakiplerimiz de gelişecek. Kapatmamız gereken ciddi bir fark var. Araç sıralamasında fark az görünse de işler gerçek hayatta biraz daha fazla. Yine ara kayıt yaptık oyunun çökmesine karşı. Amerika'da yaşadığım sorun üstüne bunu sürekli yapmaya başladım yarışlarda. Evet, yeni lastiklerin etkisi artık iyice artmaya başladı. Çok iyi bir tutunma yakalamaya başladık. Son sektörde en iyi dereceyi yapmamız oldukça olası bu lastiklerle beraber. Takım arkadaşımız pite girdi. Sebastian Vettel 4 kez dünya şampiyonu. Onunla aramızdaki mücadele de çok ciddi olacaktır. Onu yenmemiz bizim açımızdan iyi olur. 4 kez dünya şampiyonu bir pilotu yenmek reputasyon açısından iyi olacaktır. Verstappen pitten sonra da yine önümüzde kalmayı başardı. SF90 ve Avustralya'yı görünce aklıma direkt bu sezonun açılışı geliyor. Sezon öncesi testlerde Ferrari'nin neredeyse yarım saniyelik bir avantajı olduğu söyleniyordu. Mercedes'e karşı Red Bull zaten hiç hesaba katılmıyordu. Ama gel gör ki sezon başında Mercedes herkesi öyle bir şoka soktu ki bir dakika farkla yarışı bitirdi Ferrari sürücüleri. Hem motor yönünde sorunları vardı, hem lastik aşınması, ön kanat, downforce, aracın dengesizliği. Yani tam anlamıyla facia bir başlangıç yapmıştı Ferrari. Sezon öncesindeki beklentilerin aksine Mercedes ise muazzam bir başlangıç yaparak herkesi şaşırtmıştı. Yani Avustralya oldukça şoka soktu herkesi. Bu araç, pist ve araç kombinasyonunu görünce ister istemez sezon başı geliyor aklıma. Maddeye bir not da, geçtiğimiz günlerde SF90 aracında yere basma gücüne odaklanmaları gerektiğini itiraf etti. Yani sezon öncesinde biz yere basmayı fazla önemsemedik diye. Tur atıyoruz bu arada 1.24.567 ile Verstappen'in DRS mesafesindeyiz. Ben gerçek sezondan bahsederken Verstappen'e yaklaştık ama birazdan farkı açabilir lastiklerin ısınmasından dolayı. Önünde de iyi bir trafik var. Stroll ve Leclerc. Leclerc zaten hard lastiklere geçmiş gördüğüm kadarıyla. Stroll zaten çok yavaş bir pilot. Renault sürücüsüne karşı Verstappen bir sol bir sağ yaptı. Bir an önce geçmek istiyor. Lance Stroll'ü. Renault takımının yeni pilotu Hülkenberg Alfa Romeo'ya geçti. Stroll'den büyük bir blokaj geldi. Verstappen neredeyse çarpacak Stroll'e. Biz de ona çarpacaktık. Verstappen şimdi geçebilir Stroll'ü. Çok yakın ilerliyorlar. Verstappen sağ tarafa doğru geçti. Stroll tekrar direnmeye devam ediyor. Çok fazla direndi Stroll. Bu kadar direnmesini beklemiyordum. Şimdi avantajlı olabiliriz dememin üstüne fark açıldı. Stroll'ü geçmek lazım hemen. Fazla vakit kaybetmeden. Stroll ile Verstappen arasında mücadele olsa da fazla direnmedi. Ama Stroll bize karşı çok garip bir yerde viraj çizgisini tuttu. Neredeyse ön kanata hasar verecektik. Neyse ki pite girdi. Daha fazla zorlamayacak beni. Ama girsene öndeki fark açıldı. Yani hiçbir önemi kalmadı. Gerçek hayattaki SF90'dan bahsediyorum. Oradaki yani neden yere basmaya odaklanmazlar bunu da anlamam. Yani sezon öncesinde 2018 sezonun sonlarına doğru özellikle Singapur ve sonrasında Mercedes'in yere basma gücünde çok öne geçtiği, lastik kullanımını mükemmel hale getirdiğini görmüştük. Ferrari'nin zayıf noktası zaten yere basmaydı. Abu Dhabi Grand Prix'sinde ilk sektörde Sebastian Vettel 0.2 saniye daha hızlıydı Hamilton'dan.
İkinci sektörde ortalama vize sahipti. Üçüncü sektörde tüm kazandığı zamanı kaybediyordu. Pole pozisyonunu zaten bu yüzden kaybetmişti. Brezilya da aynı şekilde ikinci sektörden gitti. Yani bunları göre göre hala neden yere basma gücüne odaklanmazlar ben anlamadım yani. Mühendislerin önünde çok daha detaylı veriler vardır. Yani bunları onlar bizden çok daha iyi bilmeleri lazım. 2020 için bakalım neler yapacak İtalyan takım. Bu sezon artık 1-2 galibiyet şansı kaldı. O da İtalya ve Belçika. Belçika biraz daha zor olabilir. İtalya da zor. Ya aslında hiçbir galibiyeti kolay alamaz Ferrari. Frenlemedeki ve lastik kullanımındaki dezavantajdan dolayı. Kendi mücadelemize dönelim. Verstappen ile Leclerc. İki genç yetenek. Takımlar değişti sadece. Leclerc Haas'ta. Verstappen dış taraftan şansını denedi Leclerc'e karşı. Bunların mücadelesi de çok fazla zaman kaybettirmeye başladı birbirlerine karşı. Acaba bu ikisinin arasında bir temas olursa biz yükselebilir miyiz podyuma diye düşünmeye başladım. Çünkü ikisi de oldukça agresif isimler. Leclerc ve Verstappen büyük bir mücadele içerisindeler. Verstappen dış taraftan şansını denedi. Leclerc iç tarafı tuttu. DRS bölgesine Verstappen şimdi arka kanadı açtı. Bu arada biz de çok yaklaştık. Verstappen'in hava koridorundayız. Verstappen aracı ortaladı. Sol tarafı bıraktı bize. Oradan geç geçeceksen dedi. Ve pist dışına itti bizi arka lastiğiyle birlikte. Hiç hoş olmadı gerçekten. Normal şartlarda geçebilirdik orada pist dışına itmese. Aynısını Brezilya'da yapmıştı. Verstappen geçilmeyi kaldıramadı gördüğünüz üzere. Leclerc hata kalktı ve şimdi geçti rakibini. Verstappen ile Leclerc arasında bir temas yaşandı. Leclerc'e dış taraftan şansımız deniyoruz. O da pist dışına itti. Hiç boşluk bırakmadılar. Pist dışına iten itene gerçekten. Geç fren deniyoruz iç tarafa karşı. Madem sert mücadele istiyorlar. Biz de onlara sert mücadele veririz. Biraz daha agresif yaklaşacağım ikisine karşı da. Tabii Verstappen artık yaklaşamayız da Leclerc'e. Yani orada yaptığı hareket gereksizdi. Sol taraf bomboş ama yine de üstümüze doğru kapandı. Hard lastiklerde olmasından dolayı geçilecektir. Hamilton da hard lastiklere geçmiş 6. sırada. Leclerc'e çok iyi bir şekilde yaklaştık. İyi bir momentum taşıdık düzlüğe. Leclerc'in de arka kanadı açık gördüğünüz üzere iç tarafa doğru dalıyoruz. Leclerc'e karşı lastik avantajını da kullanarak Haas'ın önüne geçsek de Verstappen çok daha iyi bir yarış çizgisiyle geldi. Tekrar hatanı yaptı ve 4. sırayı aldı. Haas sürücüsü yeni sürücü Haas adına. Şimdi start düzlüğüne geçilmesi çok daha kolay olacak. Fazla agresifliğinin bedelini ödeyecek bir sol yaptık ve iç tarafa doğru dalıyoruz. Leclerc'i şaşırtarak. 4. sıraya yükseldik. Verstappen podyumda en hızlı tur bizde. Yani en hızlı turdan gelecek bir puan da alacağız bu şekilde bitirebilirsek. 2 tur kadar daha Leclerc'in önünde kalmamız gerekecek. Farkı açabilmek biraz zor olacak. Haas'ın hızını biliyoruz. Lastik avantajımız var ama onun da lastikleri çok dayanıklı. Sabit durmuyor Leclerc. Çok agresif gerçekten de. Yani Avustralya'nın pist karakteristiğini düşünürsek bence sezon başına göre oldukça keyifli bir yarış geçirdik. Fazla bir mücadeleye giremedik diğer pilotlarla ama. Şu zamana kadar yaşadığımız mücadeleler oldukça güzeldi. Çimlere kadar taştık. Verstappen'e geçildiğimiz hatanın aynısını yaşadık tekrardan ama arka tarafta bayağı mesafe vardı, geçemedi.
Son tura giriyoruz Avustralya Grand Prix'sinde. Sezonun ilk yarışında Leclerc çok iyi bir momentum taşıdı start düzüne. Sol taraftan arka kanadını açtı. Frenleme bölgesinde Haas'ın önünde kalmaya çalışıyoruz Leclerc'e karşı. Çok fazla zaman kaybettik. İkinci ve birinci viraj kombinasyonunda Haas sürücüsü gelmeye başladı. İç tarafa doğru bakışını attı. Aracı o konumlandırdı. İç tarafa doğru daldı. Leclerc'i savuşturmayı başardık. Verstappen 6,5 saniye fark açtı. Alexander Albon da yarış dışı kaldı. Toro Rosso'nun sürücüsü. Hamilton da çok yaklaştı. Leclerc yine gelmeye başladı. İkinci sektör sonunda burada atak yapması çok olası. Dış tarafa doğru açılsa da geçişi tamamlayamadı. Bu şekilde bitireceğiz. Büyük olasılıkla 4. sırada bitireceğiz. Ön tarafta da Verstappen Gazi mücadelesi alevlenmiş durumda. Scuderia Ferrari için sezon iyi başlamadı. 4. sırada noktalayacağız Avustralya Grand Prix'sini. En kötüsü de aracın hızı yoktu. Yani mücadele edebilecek hızımız yoktu. Yapmamız gereken işler var. Vettel de sorun yaşadı. 15. sıradan başladı yarışa. Umarım Bahreyn'de işler biraz daha iyi hale gelebilir ama pek ümidim yok. Bahreyn'den Çin ve sonrasında biraz daha iyi bir sonuçlar alabiliriz. Bottas pole'den başladı. Hiç liderliği bırakmadı. Ve şampiyona liderliğine yükseliyor. 25 puan alarak ilk galibiyeti aldı. Sezonun açılışını yapıyor. Carlos Sainz 10. sırada tamamlamış oldu. Once again it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Evet, Sebastian Vettel 9. sırada tamamlamış ve günün pilotu seçildi. Avustralya'da yükselmesi iyi oldu. Buradaki geçiş yapma şansı biraz daha zordu zaten gördüğünüz hep beraber. Araç geliştirme ağacına gelelim. Downforce eksikliğimiz çok bariz belli oluyor. Bu yüzden güncelleme yapacağız ama drag güncellemesinden sonra alt kısımlar yani downforce yere basma özellikleri açılacak. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Güç ünitesi tarafında durumumuz iyi. Fazla bir güncelleme, yani şu an için güncelleme ihtiyacımız yok. Çok iyi bir motora sahip değiliz ama fena bir motor da değil. Şasi tarafında sorunlarımız var. Onun için şasiyi güçlendireceğiz ve dayanıklılık konusunda hiç güncelleme yapılmamış. Dayanıklılığı da güncelleyeceğiz Bahreyn'e kadar eğer başarısız olmazlarsa. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalda yeniyseniz videoların devamı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Sosyal medya olarak Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.